Merhaba arkadaşlar bugün yeni bir giriş yapayım dedim böyle herkes hep şunu diyor hep aynı giriş yapıyorsun aynı ses tonuyla bunu bir değiştireyim istedim hem de bugünkü videoda Fatih Sultan Mehmet'i fulluyoruz arkadaşlar bunu da e, sevinci var tabii ki İngilizce yongu fullemiştik biliyorsunuz ikinci fullleyeceğimiz komutan Fatih Sultan Mehmet Han arkadaşlar ve 5 5 4 5 zaten şu an görüyorsunuz burada heykelleri hazır. E, buradaki olayımız şu olacak yani arkadaşlar, biliyorsunuz ki Yi e Song fullerken de yapmıştım. Hani Sefer modunda denemiştik full Yi e Song'la sadece bir skill eksik Yi e Song'un, 5-5-4-5 Yi e Song'la full bir e Yi Song'un arasında ne kadar fark olduğunu. inanılmaz uçurum bir fark vardı hani o videoda da izlenmeniz diyebilir. Gerçekten orada görmüştük. Aynısını şimdi Fatih Sultan Mehmet'le yapacağız. Tabii ki buradaki fark şu olacak, Fatih Mehmet'in açılan özelliği biraz daha şehirler üzerine olduğu için e, sefer kısmında biliyorsunuz şehir saldırısı var. Oradaki şehir saldırısına e, yapacağız denemeleri. Bakalım e, full bir meh Farsusa Mehmetle e, bu sadece bir skill eksik olan arasındaki uçurum var mı? Yisank e gibi fulllediğimiz zaman uçurum bir fark oluşuyor mu? E, açık alanda sadece şu fark oluşuyor. 200 hasarınız artıyor. Yani alan hasarınız 200 artıyor. E, 100, 1150'den 1350 oluyor. E, tabii ki bu da hani 200 küçük gibi gözüküyor ama yani iyi bir artış ama. Şehir saldırılarında düşünenler zaten bunu fullemiyor. Ben zaten onun için kasıyorum Fatih Sultan tane yani Toplu saldırılar açıp şehirlere saldırmakta, şehirleri sıfırlamada yani ne kadar nükünüz fazla olsa ki fullediğiniz zaman nük hasarı artacak Fatih Sultan Mehmet'in şehirlere o, o kadar fazla karşıya kayıp ver Bunun üzerine ben onu fullemek istemiştim. Şu anda da inşallah onu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi gelelim, Şimdi bu haliyle bir deneme yapalım bakalım. Daha sonra da bir fullleyip deneme yapacağız. Ben de zaten hani siz gibi bilmiyorum fark olacak mı, uçurum olacak mı e, denemediğimiz için hani full bir Mehmet'le e, full olmayan Mehmet arasında nasıl bir fark var. Burada e, Osmanlı kullanacağım arkadaşlar. Çok böyle e, kullanmamamın sebebi şöyle diyeyim. Hani şans eseri şeylere gelmesin diye. Yani mesela e, artan beceri, şeyler tam beceri gelse o tam bize doğru değerleri vermeyebilir. Ama bu ikili bize doğru değeri verir arkadaşlar. Hani herhangi bir şey yok. 1476 askerle gidiyoruz. Ee, buradaki alacağımız kıstas şu arkadaşlar. Süre ne kadar sürede hani kısa sürede kesip kesmediğimiz. Bir de e, kalan asker miktarı. Bunlar bize doğru şeyi verecektir yani olayı. Evet şu anda burada hep böyle bir bug var hafiften. E, takılıyor böyle arkadaşlar. Anlamadığımız şekilde. Şu an çoktan saldırdık şehre zaten. Evet şu anda başladık arkadaşlar. Bakalım kalan ordumuza bakacağız ve süremize bakacağız. Bu ikisi bize doğruyu verecek arkadaşlar. Doğru sonucu. Yani şu an için 3 dakikanın altına yavaş yavaş düşeceğiz. 1200 altına da 1 milyon 200 altına da düştü ordular. Şu an gayet seri şekilde Sikillerimizi atıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve yaradan çoğunu şu an için aldık. Evet. İki Osmanlı padişahının <laughs> saldırısını izliyoruz arkadaşlar. Fatih Sultan Mehmet Han ve atası 1. Osman. Tabii ki bizim de atamız. Ee, şu anda kırmızıya düşürdük. 1 milyondan yavaş yavaş aşağı düşüyor. 2 dakika 20 saniyenin altına düşüyor şu anda süre. Bakalım hani ben de onu merak ediyorum. Acaba çok aşırı bir uçurum olacak mı fark? Yoksa cüzi bir fark mı olacak? Biz şu an sarıya düştük. Az kaldı. E, süre bakaracak olsa 2 dakikanın altına düşecek gibi duruyor şu an için arkadaşlar. 1 milyon ordunun altına da düşecek herhalde. Evet, şu anda yaklaşık 2, 1 veya 2 skill sonra bitecek. 1 dakika 51, 50 saniye, 998, 147, 146, 145, 144, 960 144, 960 arkadaşlar Yani 144 dakikamız, 960 kalan asker miktarımız arkadaşlar 144'e 960 bunu unutmayalım Şimdi gelelim full bir Mehmet'e neler olacak, ne yapacak, farkı ne olacak bunu ölçelim Evet. Şuradan 66 heykel diyelim. Evet. Yükseltiyoruz ve hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Vatana millete <laughs> fulledik. Özelliği geldi. Evet. Şimdi gelelim. Ee, sefer modunda full bir Fatih Sultan Mehmet'in farkı ne olacak? Onu görelim arkadaşlar. Yanına gene Osman'ı koyalım. hazır diyelim. Başla diyelim. Evet. Full Fatih Sultan Mehmet Han geliyor. Ee, bakalım. Ordular mı full olunca neler fark edecek neler yapacak. Şurada gördüğünüz gibi sağda artık çerçevesi altın şeklinde parlıyor arkadaşlar. Fullediğiniz zaman. O da ihtişamlı güzel bir görüntü veriyor. Evet. Süremiz neydi? Unutmadık tabii ki. 1.44 süremizdi. 360 şey işte 960'da e, kalan asker miktarımızdı. Şimdi bakalım. Ne nedenli bir fark olacak? Allah Allah Allah. Ne oldu orada? Orada gördünüz mü arkadaşlar o kadar çok değer çıktı ki. O fullediğimiz açılan istek açılan biliyorsunuz özelliği var. Onu full şey yaptığım şu an 130'lara 100'lere falan çıkıyor arkadaşlar topladığınız zaman o değerleri. İnanılmaz hasar vuruyor şu anda evet. Şu an şehirdeki farkı çok. Şurada diğerinde şu Selahattin de vuruyordu biliyorsunuz. O vurmuyor. Ama onun da vurması hani top saldırı, büyük saldırı olduğu için çok aşırı bir fark oluşturmaz arkadaşlar. Evet şu anda çok seri şekilde çalışıyoruz bakalım. 1.44 ile ee, 960'dı arkadaşlar şu an baya fark var gibi geldi bana yani biz sarıya düşmüştük biliyorsunuz hadi Selahattin de vursun diyelim Selahattinin şeye vereceği en fazla 20 20 bin 30 bin kayıp yani T5 bir de zaten evet 209 207 205 203 201 1 milyonu da üstünde ordu vardı arkadaşlar. 201 yani arada 15 saniye fark var. Tabii ki bu küçümsenecek bir saniye farkı değil. 15 saniye ee, hani kısa bir <laughs> şeydi zaten bu top saldırıydı. 15 saniye demek 15 tur önceden bitirmek demek. Yani gayet iyi bir skor bence. Demek ki full bir Fatih Sultan Mehmet'le full olmayan bir Fatih Sultan Mehmet arasında baya fark var. Şöyle anlatayım. Ee, karşı tarafın verdiğiniz ölü, ağır yaralı daha fazla olacak demektir bu. Ne kadar hızlı kesiyorsanız bir de sizin ordunuzda daha az gidiyor. Az kayıp vermeniz demek arkadaşlar. Yani buradaki olay bize gösteriyor. Bir de, bir de şöyle şey yapayım. Hani buradaki Selahattin saldırmadı. Hani onun farkı olur mu olmaz mı? Bir de tekrardan bir deneme yapalım. Hazır şeyken e, emin olalım ona karşı da. Evet, Osmanlı'yı gene aldım. Hazır dedim, başladım. Dedim. Yani 15 saniye öyle hani düşük bir fark değil arkadaşlar onu belirteyim ee, ve kalan ordum ictarda yaklaşık bir yani 100 bin fazlaydı 960 çünkü öbürü 100 bin ordu kalıyor bunların hani 20 bin ağır yaralansa 20 bin oradan ölü, ölü verecektiniz normalden hani düşünce. Şu an bakın evet iki ordu da vuruyor bu sefer yani onu yakaladık şimdi daha net görmek adına. Çok aşırı bir şey olacağını sanmıyorum ama şu anda tam o öbür senaryoyla aynı senaryo arkadaşlar. Bakalım. Buradaki olaydan önce bile zaten şu var. Size başka ordu vurduğu zaman şeyiniz daha çabuk doluyor şu beceri atmak olayınız. De Dezavantaj gibi görürse de bazen avantajlı oluyor. top saldırıya vurmak zaten yanlış bir hareket. Solo şekilde. Güçlüyse yani güçsüzse vurabilirsiniz top, gelen top saldırı. Evet şu anda 2.48'de -E süre. Şu an çok seri şekilde vuruyor bakalım. Ee, hala da daha... Biz sarıya inmedik. Karşı taraf kırmızıya indi. Hani bu bu zamanda bir sarıya inmiştik geçenkinde. Öyle hatırlıyorum. Evet. Selahattin de kırmızıya düştü. 1044 1042 Evet, süremizde iki dakika 10 10 saniye şu anda. Şu an sarıya geldik. Zaten Seladdin aynı anda şehir de bitecek arkadaşlar. <laughs> 2 0 1 2 159 158 Şu an şeye de bakıyorum bir yana 156 155 1 56, 1 1 1 milyon 7 7 milyon falandı. Ee, yani süre olarak da 155 miydi? 150 küsürdü. Gene yaklaşık arada gene fark var. Hani bir 10 3 saniye falan 13-14 saniye fark var artı kalan ordularda da bir 40-50 bin fark oluştu Bu 40-50 binden dediğim gibi yani yüzde e, Kaçı ölü olur bunların 10-15 bin ölü olurdu Onların hani arasından şey yapsak Bu 10-15 bin karda olacağız bu şekilde buralde Ve e, Süre olarak da yaklaşık 10 saniyenin üstünde yani 12 saniye gibi 13 saniye gibi hızlı bir şekilde Tükettik e, Buradaki şunu Kıstas alabiliriz arkadaşlar ee, karşı tarafa ne kadar çok nük vurursanız karşı tarafta kaybı çok fazla olur. Hani ee, daha fazla ölü verir ve siz de daha az ölü verirsiniz. Hani bu, bu onu bize onu bize gösteriyor. Zaten ben şöyle diyeyim. Bunu Yse okla ok Fatih Sultan Mehmet zaten ok kullanacağım için zaten beceri hasarı veriyor. Şimdi o Osmanlı olandan daha etkili olacak. Hani çok hızlı şekilde keseceğim çünkü şurada Biliyorsunuz ki fulllediğimiz zaman açılan olayı şuradaki olayda 500 hasar faktörü oluşuyor. Zaten 700'den bir de 800'e çıkıyor. Yüzde oradan var. Tabi bu yüzde 50 şanslı ama yüzde 50 şanslı. hani çok az bir şans değil yani yarı yarıya. Ee, buradan da bir 100 artıyor. Normal zaten alan hasarı da bir 200 artıyor arkadaşlar. Ee, bakalım güzel oldu, hoş oldu. Artık dediğim gibi verdiğimiz kayıplar daha fazla olacak. Ben zaten e, çok istiyordum Yisenok'tan sonra Fatih Sultan Mehmet'i e fullemeyi. Şu an çok da hoş durdu arkadaşlar böyle sarı sarı. Güç olarak da 112.900 108.800 fullediğim zaman komutan güç olarak daha da Yisenok'tan fazla gösteriyor arkadaşlar. Şöyle güzel de durdu şuranın açılması böyle. E, evet. Darısı inşallah sizlerin başına arkadaşlar. İnşallah siz de böyle sırasıyla fullleyebilirsiniz. E, fullemeye Şeyinde mercial az kaldı arkadaşlar. Şurada bir tane özelliği kaldı. Bunda da hiç mesela heykel düz heykel falan yatırmadım. Normal kutuları açıp normal tutmadığımız heykellerden böyle oldu. Şu anda yaklaşık 50 heykel diyebiliriz. 50 heykelde arkadaşlar ortalama günde 7 heykelden falan 6 heykelde hadi. 6 heykelde 8 güne, 9 güne, günde, 10 günde 10 güne eee e, de idiste inşallah full olacak. Bunun da dediğimiz zamanki özelliği güzel zaten. yavaştan düşmanlara ekstradan %20 hasar verme olayı var. Hmm, o özelliği güzel. Ee, bakalım. Onu sonra onu, onu fırlayacağız İnşallah Event'tan da Tomlis'i fırlayabilirsek Vali Event'ından da 4 tane olacak arkadaşlar. Daha sonra sırasıyla işte Martel, Richard falan düşünüyorum şimdilik. Piyade. Okçu ee, okçum güzel zaten. Ee, piyadeyi de halledersem biraz piyadem de güçlensin istiyorum. Ee, çünkü piyade önde tanklarken arkadan okçuyla direkt nük hasarımı üretip çıkacağım aradan arkadaşlar. Hiç uğraşmayacağım. Sıradaki zaten açmak istediğim TB şu an için piyade. Onu da T5'ine araştırmalar yap. İnşallah onları da hallederim. Daha sonrasında da Martel Richard Fuller ise zaten onlar da güzel durumda olur. Zaten şu an Martel'in 5-5-1-3 e, Richard'ım da 5-1-2 arkadaşlar. Şu an hedefim Richard'ı 5-5-5 yapmak. E, sonra açıp özelliğinde 1 olacak. 5-5-5-1. Şimdilik o şekilde e, kullansam bile çok güçlü. E, Martel zaten şu an 5-5-1-3 iyi durumda. Alt anahtardan çıktıkça da hani basıyorum Onda yanında sıkıntı yok. Daha sonra işte bakacağım. Heykeller birikir. Edward mı kasarım bilmiyorum. ama Edward kasma şeyim de olabilir. Şimdilik birikir heykeller. Evet. Fatih Sultan Mehmet Han artık full ve e, şehirleri biçmeye hazır arkadaşlar. Çok e, kullanma. Bakalım ilk, hangi, kime nasip olacak bu bilmiyorum. Hani kimi şehrine nasip olacak ama e, onu da göreceğiz arkadaşlar. E, bakalım kullanırken hem onun üzerinde de denemiş olacağız o ilk şehrin üzerinde. Farkı Ve zaten ben hani sürekli çok fazla şehir saldırıları yaptığım için az çok biliyorum hani bir güç belli bir güçteki insanlar ne kadar kayıp verdiğimi. Şimdi bunu ilk saldırıda, ikinci, üçüncü saldırıda anlayacağım hani ne kadar fark oluştuğunu. Ee, gerçekten de bence çok fark edecektir. Niye diye sorarsanız zaten 100 şura yükseldi. 800, 200 buraya yükseldi. 800'den 100 1000. Burası da e, ekstradan hasarlarla beraber <laughs> Aşırı bir nük artış oldu aslında, bakmayın. Ve bu nük hasarlar tuttuğu zaman da karşı tarafa anlık hasar olduğu için direkt kayıp verdiriyor. Ee, ve güzel kayıplar vereceğiz inşallah karşı tarafa arkadaşlar. Ee, evet, bu video böyleydi. Fatih Sultan Mehmet Han'ımız da fullendi arkadaşlar. Sıradaki hangisi var? Şu an için Mersi'ye gözüküyor. Sonra Tommis Hatun inşallah. Sonrasında bakacağız arkadaşlar. Hani aklımda olmadığı Cengiz Han vardı ama Piyade'ye e, gitmeye karar verdim çünkü bir, bir hani önde savaşıp tanklayabilecek bir ordu lazım bana şu an için kesinlikle. Yani şu an bile tanklayabiliyor şeyleri ama T5 oyunculara karşı pek bir şansı olmuyor bu Richard'ın çünkü şeyde düşük çok iyi değil skillleri. Richard'ı biraz güçlendirirsen Martel şu an idare eder arkadaşlar. Sonra ikisini de fulllediğimiz zaman zaten çok güzel oluyor biliyorsunuz. Martel Richard ikilisi. Onlar da T5 arkasına piyade açıp koyduğumuz zaman güzel olacak. Ee, sonra sırasıyla işte atlılara bakarız. Cengiz Han falan çağa çağa var. Öyle kasarız arkadaşlar sırasıyla. Öyle. Kafamıza göre bakalım. E, şu an için ama kafamda Edward hakkında daha kararsızım ama Edward da güçlü arkadaşlar. Hani Tomlinson saatunda zaten fuller seker. Onun arkasında çok güçlü olur ikisi. Bakalım. E, onun planlı programını artık oyunun gidişatına göre yapacağız. E, video buraya kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma aboneyseniz, abone değilseniz abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.